Ya biz sezonun en iyilerini seçtik efendim. Kendimizce. Kendimizce. Onları konuşacağız. Serdar Ali Çelikler'e biraz zor seçtirdim. Yani en azından o Türkiye dışından seçmek istedi ama Türkiye içindekileri de seçti sonra. Bakalım ne seçmişim ya. Sıradan gidelim. Ne var sırada? Yılın hakemi gelecek ilk olarak. Sezonun hakemi Serdar Ali Çelikler'den. 8.'den başlayalım. Türkiye'den seçmedi Serdar abi bunu. Onu bir söyleyeyim Türkiye'de mi? Türkiye'de benim iyi amca hakemlerimin nesini seçiyor? Sezonun hakemi Lahoz dedi. Neden? Efendim Lyon Beşiktaş maçındaki performansını hatırlayın. Çok iyi değil mi? Tamam, müthişti. 3 gün falan hakem konuştuk ya. Tabii mükemmeldi ya. Peki devam edelim. Serdar Ali Çelikler'in buydu. Mehmet Ayan'la benim tercihlerimiz aynı. Fırat Aydınus Mehmet Ayan'dan. Siz de iyi yamcısınız işte. İyi yamcı değil abi. İyi bunun performans. Açıklaması yapacağız değil mi biraz? İyi per, tabii tabii. Sen, ama sen yazmıyor musun? Benim seçimimi senin de görelim. Senin caption gelmiyor mu? Geldi. Ben de Fırat Aydınus dedim. Evet. Gel bence, abi gel. Bunu bir vücut diliyle anlatalım. Ne anlatacağım bana? Çok merak ettim. Vücut dilini hakikaten bir seyredeyim. Alalım. Peki alalım. Ben şimdi Mehmet Ayan'dan önce dinleyelim. Neden Fırat Aydınus? Ben performans olarak beklediğim performansı gördüğüm bir sezon geçirdim ya, Fırat Aydınus'tan. Her zaman en iyisi olmasını bekliyorum. Çok kötü başladı. Ama devre sonra da arasında topladı. Da kötüydü. Sonra Fırat Türk hakemliğini kurtardı. Doğru. Merkez Hakem Komitesi eğer bu sene 10 üzerinden 3'lükse o 3'ün 1,5'unu Fırat Aydınus'a borçlu. Dolayısıyla yalnız Avrupa Birliği müzakereleri kadar uzun anlatıyor. Uzun anlatıyor. Oğlum yapma, Richard Holbrook etme, ya. Gitme, anlatma. Futbolcu milletine bu kadar müzakerede bulunma. Emre Belözoğlu ile Konyaspor maçında yaptığın sohbetlerden bir dizi çıktı. Yani İstanbullu gelin kadar dizi çıktı Emre Belözoğlu'yla yaptığı sohbetlerden. İstanbullu gelin ne kadar izleniyorsa Emre ile Fırat'la o kadar izlendi o gün yani. İstanbullu gelini ben izlemiyorum. Bilmiyorum. İstanbul belki ben izliyorum. Eve gidiyorum. Güzel star dizisi. Star dizisi. İzlemiyorum ben. Kaçırıyorum İstanbul'u ama. Ama neden izlemiyorum? Ben saçmalık, gecede saçmalık olduğum için biliyorsunuz. Zaman olmuyor. İstanbullu gelin kadar konuşma. Başlayayım izlemeye. Güzel güzel. Merak ettim. Özcan Deniz çok iyi dizi yapıyor. Öyle bence. Mi? İstanbullu gelin kadar konuşuyorsunuz. Etme gitme. O yüzden Fırat Aydınus yılın hakemidir. Uzak Ara yılın hakemidir. Çünkü Türk hakemliği. Bizim Murat Fevzi mesaj atmış. Ne diyor? Lahoz İspanya'da en az bir maçı yöneten hakemmiş. Ya. Ozan Bey de demiş ki Eyyam yapıyorsunuz Erbatur Bey ile Mehmet Bey demiş. Peki biz Eyyam. Ben kesin Eyyamcısınız abi. Doğru söyle. Kim Ozan Bey'e katılıyor? Ozan Mert. Eyyam yapıyorsunuz. Ben Fırat Aydınus. Bana göre Türkiye'nin en yetenekli hakem. Yetenek ayrı bir şey. Bak. O performans. Bu sezonun en iyi hakemi Fırat Aydınus. O performansla sergiledi. Söylesin abi tamam. Fırat Aydınus değil. Biz yanılıyoruz. Metin Lahoz abi. Ha? Ya Türkiye'den isim vermiyorsun abi. Eyyam değilsen burada. Bak Türkiye'de hakem. Ülkede yok abi. Hakem yok. Ne yapayım ya? Ya kötülerin iyisi seçiyor. Mete'yi mi söyleyeyim abi? Kim adam bize sordu. Neydi o bir tane yeni çıkarttılar bu sene? Halil Bundan hiçbir şey olmaz. Bak ben sana o Halil Mutmeler'den hiçbir şey olmaz. Dur biraz deneyimden. Olmaz hiç deneyimden olduğundan bir şey olmaz. Gördüğün bir şey çalıyor. Hadi abi hadi. Yorumlarla da gidelim bir yandan. Bak bu arada izleyicilerimiz diyor ki genç kırmızı çizgi severler. Abi demiş Ahmet Topçu, yarın zaten sınav var, sınav stresinden kurtulalım diye program izliyoruz. Bize durmadan sınav dersleriyle konuşuyorsunuz demiş. Doğru. Haklısın kardeşim. Doğru. Girmeyelim geçtik, tamam. Yılın hakemi hadi. Türkiye'de Fırat Aydınus'tur. Katılıyorum. Geç 7 numarayı geç hadi. İyi yamcılar size. Peki hakemi geç. Sezonun oyuncusu ilk benimkini almışız. Görelim. Ben bütün hikayeyi değiştirdiği için Talişka diyorum. Talişka olmasaydı bence Beşiktaş çok zor şampiyon olurdu. Bütün kilitleri açtı. Peki devam edelim. Serdar Ali Çelikler kim demiş? Mbappe Serdar Ali Çelikler'e göre... Ama bu yılın burada oyuncusu. Bir gayri ciddilik söz konusu ya. Hiç gayri ciddilik. 120 milyon euro diyorlar adama ya. Peki. Ya abiciğim Türk Spor Toto Süper Lig'den bahsediyoruz ya. Süper Lig'de yılın oyuncusunu seçmek istemiyorum abi. Bu sezonun oyuncusu Mbappe. Türkiye'de de en çok o konuşuldu. Mehmet Ayan'ınkini de görelim. Atiba Hutchinson. Allah Allah. Niye mesela? Niye Atiba Hutchinson? Abi söyle abi. Beşiktaş ise bugün o omurga. Bu adam oynadığı futbol nedeniyle Atiba Hutchinson. Beşiktaş o yüzden bu kadar büyüdü. Beşiktaş'ın bütün oyun merkezi, defansta, hücumda her şey oldu. Takımdaş oldu, saygı gördü, saygı abi buldu. Abi bak sezonun oyuncusu diyor. Sezonun oyuncusu işte ya zaten. Bence değil abi. Kaylan Mbappe ya. Mbappe. Bütün Türkiye dünyanı konuştu abi. Sen sezonu Türkiye'de vermiyorsun yani. Kimseye oy. Yok. Beni heyecanlandırmadı hiçbir oyuncu. Böyle bir farklı olma çabaları. Biraz Cengiz Ünder. Heyecanlandırdı beni biraz. Yani genç çocuk ya. Geç. Bak biraz verdi. Geç. Ya ben Talişka dedim, nedeni de söyledim. Tabii. Çünkü yazılı olan bir senaryo varsa mesela burada işte A bu, B bu, C bu bütün bozuyor. Hikayeyi değiştiriyor. Bütün bana hikayeyi göre, değiştiriyor. Bana göre Beşiktaş'ın bu seneki, mesela Beşiktaş'a baktım düşündüm bu sene bir tane oyuncu çıkmadı abi. Şenol Güneş başarısı bu sene. Mesela geçen seneki Mario Gomez gibi baskın bir karakter yok bu sene. Yok, Şenol Hoca'nın tabii. İşte hikaye değiştiren var. Mert Bey demiş ki Wagner Love'u düşünmüyor musun mesela? Serdar hayır. Demiş. Peki. Yusuf Yazıcı demiş. Hakan Koca Ankara yazmış. Hayır. Peki devam edelim sezonun. Kaylan Mbappe abicim. Benim sezonun oyuncum. Kilan mı? Kaylan mı? Nasıl Kilan.
Kylian Mbappe. Ama iyi oyuncu. Real Madrid'e gidiyor. İyi kötü bilmem. 120 milyonluk adam 19 yaşında daha. Chelsea'ye ya da Real Madrid'e gidecekmiş. Abi Real Madrid istiyorsa Real Madrid'e gider. Dünyada isteyip de alamayacak futbolcu olmayan tek kulüptür. Tabii. İki kulüp vardı. Diğeri de Barcelona'dır. Hiç öyle bir şey yoktur. Barcelona'dan da alırız biz arada. Figo'yu falan aldığımız gibi. Bunu birazdan konuşalım. Peki sezonun oyuncusu dedik. Sezonun teknik adamı Mehmet Ayan'la başlıyoruz. Sezonun teknik adamı Abdullah Avcı. Sebebi ne? Dur gelsin grafik. Sebebi ne? Çünkü gülümseyen bir fotoğrafı var Abdullah Hoca'nın. Beşiktaş'ı şampiyon yapmak tabii ki güçtür. İtirazım yok. Ama Beşiktaş'ın neredeyse %30 bütçesiyle Başakşehir'i son iki haftaya kadar şampiyonluk potasında tutmak ve bu potada şampiyonluk umudunu olmayan camiaya aşılamak, her gün kendinin ve futbolunun geliştirdiği bir ortamı sağlamak, takıma alınan, geçen sene Emre, bu sene en ilerideki Togolo Edebayor gibi iki tane oyuncudan takımdaş çıkartmak, Cengiz Ünder'e bu sene zirve bir performans kariyer yaklaştırıp neredeyse Cengiz Ünder'den bir 10 milyon euroluk oyuncu çıkartmak, devre arasında yaptığı nokta atış bir Çayışar'a transferiyle takım hücum gücünü geliştirmek, takımın içerisinde var olan oyuncularla ilgili çok ciddi bir balans, denge kurmak açısından sezonun tek direktörü Abdullah Avcı'dır. Serdar Ali Çelikler de Abdullah Avcı'yı seçti. Neden seçti? Ya ben de burada biraz eyyam yaptım aslında. Yani hocamı seviyorum ondan. Hocası Şenol Hoca'yı karşılaştığı ilk anda odunu vuruyor yalnız. Şenol Hoca'yı da tabii çok saygı duyuyorum. Şundan seçtim. Kupada falan oynadı. Ligde de ikinci oldu abi. Bence ikisinin de yani kupada değil ama ligde şampiyon oldu sayılır. Yani kendi liginde şampiyon. Başakşehir, ya Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin olduğu bir Trabzonspor'un olduğu ligde 3 sene üst üste ilk 4'te büyük bitirmek, bu sene ikinci olmak, aynı zamanda kupada da finale kadar getirebilmek ve onu da kupa penaltılarla kaybetti son tahlilde. Yani büyük başarı bence. Peki, benim ama de hafif bir eyyamım var yani. Seçimimi görelim. Ben eyyam yaptım orada, onu da söyleyeyim. Ben eğer burada bu seçimi yapmasaydım çok ayıp olurdu. Yani Şenol Hoca'nın 2 sene üst üste şampiyonluğu, bu sene yepyeni bir takımla neredeyse 7 oyuncusu değişmiş bir takımla Beşiktaş'a bir kez daha üst üste ikinci şampiyonluğunu, toplamda 15. şampiyonluğunu, 3. yıldızı getirmesi Şenol Hoca'nın sezonun teknik direktörü olmasını getirdi haliyle benim gözümde. Ayakta alkışlanacak bir performans, müthiş bir oyun, bir mutluluk merkezi haklı Vodafone Park. Haklı bir şampiyonluk mu? Haklı ve hak ederek alınmış. Haklı bir şampiyonluk. Hak ederek alınmış bir şampiyonluk. Bu arada Abdullah Hoca dışında Sayın Kemal Tebrik Özdeş. Kemal Özdeş çok büyük. Sayın Rıza yaptı. Çalınbay. İkisi Aykut Kocaman. Az bütçelerle, Aykut Hoca ise hiç bütçeyle bu büyük operasyonu yaptı. Hiç bütçeyle yaptığı yapan kim biliyor musun? Hakikaten Kemal Özdeş. Tamam da. Doğru. Gerçekten Kemal Özdeş. Kasımpaşa'nın İstanbul avantajı var, tesis avantajı var falan. Doğru. Tabii doğru. Parası çat çut yatıyor, doğru. Aykut Hoca ile Aykut Hoca ile Kemal Hoca benzer ama orada Aykut Hoca'yı biraz daha öne çıkartırım. Kemal Hoca'nın ise ondan önce kurulmuş doğru sistemi düzgün idare etti. Rıza Hoca, Aykut Hoca ve Kemal Hoca'ya da buradan hasleten saygılar sunmak lazım. Sezonun en kıymetli isimlerinden üçü de onlar. Bir iki yorum okuyalım, reklama gideceğim. Çok kısa okuyacağım Ceyhun. Selim Bey demiş ki Serdar abi hayret, neden Aykut Kocaman demedi, şaşırdık demiş, yılın hocasına demesini bekliyordum özellikle kupayı almasından sonra demiş. Yılmaz Hoca da olabilir, Göztepe'yi çıkardı demiş. Başarılı, çok başarılı. O TFF ligi. Evet yani biz ya İrfan Buz'a da bakmak süper, lazım o zaman. Süper Lig'den İrfan Buz'a da bakmak lazım o zaman. Peki. Tabii İrfan Buz da çok başarılı. Ali Bey tartışmasız Wagner Lowe'dur yılın oyuncusu demiş. Daha dur gelmedik ya. Bence yılın oyuncusunu verdik ya. Hayır şey yani daha 11'e geldi. Ama 11, yılın 11'lerini de vereceğiz. Yılın 11'i de var. Peki biraz daha gidelim. Serhat Köse demiş ki yılın programı sizsiniz. Mutavazı olmaya gerek yok. Eyvallah. Eyvallah. Demiş çok ya işte. Yani. Sizden bir tane daha yoksa estağfurullah ama demeyeceksin. Yok, eyvallah yani, diyeceksin diyor tamam, ya. Tamam, yılın en çok izlenen programlarından, en ses getiren en çok izlenenlerden biriyiz, o doğru. Yani. Sağ olun yani öyle. Ama gidip gidip GQ Türkiye ödülü alacak değil mi? GQ Türkiye'de en fazla Harry Potter sunucu olur, bizi davet tabii etti. Tabii. En fazla GQ Türkiye'de. Kıvanç'ın kankası olsak almıştık da. Tabii. Yılın adamı mıydı? Yılın oyuncusu muydu? GQ Türkiye'de sunucu Harry Potter, biz de ancak davetli oluruz yani. Estağfurullah abi. Peki reklama gideyim ben. Yılın programı kırmızı çizgiyi devam edecek az sonra. Bak Mehmet Ayan demişler ki proje olarak yorum yapıyorsunuz orada. Kim ne projesiymiş biz? Bilmiyorum işte, başkanların projesi. Kim, hangi başkanın? Aziz Yıldırım denmiş.
işte Galatasaray kulübü denmiş. Ama Hoca Azmi değil mi? Evet yani. Ya böyle, hakikaten sayın izleyiciler bazen anlamıyorum nasıl gerçekten böyle bakılabiliyor. Yani Serdar'ı okumuyorlar, bizi dinlemiyorlar. Burada izlediklerini de anlamıyorlar bunu söyleyen 2-3-5 kişi. O yüzden fazla takılmıyorum. Neyse. 21. yüzyılın cehaleti, cahilleri kitap okumayanlar veya okuma yazma bilmeyenler değil, okuduklarını ve dinlediklerini anlamayanlar, öğrenmek istemeyenler ve yenileriyle değiştirmek istemeyenler olacaktır demiş Alvin Toffler diye bir adam. Güzel. Böyle dememiş de biraz birkaç tane kelime ekledim ben tabii yani. Tamam, akşam oraya, Eyyama oraya gelmiş gitmeler. İşte oraya. Devam edelim. Bakın, Alvin Toffler dedim bak. Sen şey var. Alvin ve sincaplar var onu anlamayın. Şimdi o tweet'i attı. Kaç takipçisi var arkadaşımızın? İsim vermeyelim. Teyzesinin oğlu bile takip etmiyor tabii. Kaç takipçisi var o kardeşimiz? İsim vermeyelim Süpermen. 9. Kaç? Yok fena değil. Kaç? 2000 mi? 3000. 3000. Helal olsun vallahi. Satın almıştır ya. Satın almış projesisin senden. Ya bu projedir bilmem nedir. Peki yorumlara görüşlere bakalım devam edelim. Yılın koçuna Obradoviç diyebilir miyiz? Deriz. Ya demeyiz. Tabii ki deriz. Koç desek deriz yani. Koç olarak. Demeyiz ya. Koç olarak deriz canım. Abi yılın koçu değil. Ufuk Sarıca olabilir diyorsun şampiyon olursa. Beşiktaş'ın koçu Ufuk Sarıca Spor Toto Basketbol Ligi'nde yılın koçudur. Şu anda final oynuyor. Bir. Obradoviç'i bu klasmana sokacak mıyız? Kıyas mı edeceğiz? Kıyaslamamak lazım kimseyle diyorsun sen. Obradoviç